aroma ve ne olduğu belirsiz karışımlarla ürettikleri sahte zeytinyağlarını soğuk sıkım, taş baskı, dalından sızma gibi ibarelerle pazarlayanların peşine düşen Gökmen Ulu, sahtecilerin adreslerini belirlerken şaşırtıcı durumlarla karşılaştı. Ekibimiz e-ticaret platformlarına satış için siparişler verdi ve bu zeytinyağlarını laboratuvara gönderdi. O sonuçları daha sonra sizlerle paylaşacağız. Ayrıca halk düşmanlarının sızma zeytinyağı görünümdeki karışımlarla toplumumuza neler yedirdiklerini gözler önüne sereceğiz. İşte bu kadarına da pes diyeceğiniz o görüntüler. Türkiye'de gıda güvenliği tartışmaları alevlendi. Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği ürünler arasında en çok sahtekarlığın zeytinyağlarında yapıldığı görüldü. Arena, gıda teröristlerinin peşine düştü. Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı listede taklit sahte ürün satanların yerleri yani bulunduğu şehirler yazıyor. Açık adresleri yok. Onu da araştırdık. Birçoğunun açık adresine ulaştık. Şimdi o adreslere doğru yola çıkıyoruz. Ayvalık'ta üretildiğini iddia eden Reya markasıyla satışa sunan bir firma da Saze Gıda. İzmir Bayraklı Manavkuyu'da işte bu binada adresi görünüyor. Oysa gittik, gördük, burada yoklar. Saze Gıda'ya geldim. Saze Gıda yok ki. Burası gösteriyor adresi. Yok. 7. kattaydı, taşındı onlar. Ne kadar oldu taşınalı? 2017'de taşınıyoruz. Kaç? 2017'de. 2017'de. Aynen. Vazgeçmiyoruz arayışımızdan. Şimdi o kara listede Torbalı'dan çok sayıda firma yer aldığını gördüğümüzden istikameti İzmir'in bu ilçesine çevirdik. Evet, rotamız Torbalı. Tarım Bakanlığı'nın kara listesinde yer alan firmalardan biri Koreli Oğlu Grup. Markasında Ayvalık adını çokça kullanıyor zeytinyağı satışı yaparken. Belirttiğimiz gibi navigasyona açık adresi bulup yazdık ve bizi buraya getirdi. Bir dakika yürüyüş mesafesinde yer alıyor. Yani bu sokak, burası Torbalı Organize Sanayi Bölgesi. Bakalım neyle karşılaşacağız? Korelioğlu Gıda navigasyon adresi yazdığımızda burayı gösterdi. 5552. sokak. No 22 neresi oluyor acaba? Burası 20. 22 neresi oluyor? Komşunuz olması lazım. 22 burası oluyor. Şimdi siz 20 numarasınız. 22 yanı başınız. Onur, burada inşaat var. Hasat Ticaret Gıda, Hisaroğlu Tarım Gıda gibi firmalar. Burada bu Torbalı Sanayi Sitesi'nde var mı? Ben yok, görmedim. Hiç yok. Öyle bir şey yok yani. Siz yılların esnafısınız burada. Arena bu tabloyu Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun'a da sordu. Olgun, odamıza kayıt yaptırmışlar. Fakat beyan ettikleri adreslerinde faaliyetlerinin olmadığını tespit ettik. Bu firmaları bulursak biz de disiplin sürecini işleteceğiz dedi. Kara listedeki firmaları araştırmaya devam ediyoruz. Onlardan biri İzmir Gazi Emir'de yazdık navigasyona. As Olive isimli firmanın adresi işte burası görülüyor ve navigasyon bizi oraya ulaştırmak üzere şu anda geldik. Gelmesine de Onur şey kabristan. Sağdan abi. Sağdan iyi. Evet. Burası mı? Burası gösteriyor abi. Görünür de yok ama. Şu sola bak, sola bak. Bak ne yazıyor? Zeytinli Park. Şimdi de İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde pazar yerindeyiz. Yöresel Lezzetler ve Yemek Festivali var. Derik zeytinyağı. Sadece 5 litremiz kaldı. Ama
Zeytinyağının üzerinde bir etiket, barkod, bunları görmüyorum. Yapılmadığı için sadece 10 tane getirdik, dosta, eşe dosta getirdik. Bir tane kaldı, onu da satmak için değil. Onun sahibi var. Pazar yerindeki birçok tezgahta kaynağı belirsiz zeytinyağı satışı yapılıyor. Uğur Bey'i ne görüyoruz? Tabii şimdi evet bir teneke ambalajda. Üzerinde natural sızma zeytinyağı yazıyor ama görmüş olduğunuz gibi herhangi bir marka yok. Bu zeytinyağı kimin bilmiyoruz. Firmanın ismi yazmıyor. Firmanın Tarım ve Orman Bakanı tarafından verilmiş işletme kayıt numarası yazmıyor. İzmir'in ardından istikametimizi Kuzey Ege'ye çevirdik. Bu yöredeki ilk soluğu Balıkesir'in Gömeç ilçesinde aldık. Zira ifşa edilen listede devlet memurlarının yönettiği bir kuruluş da var. Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. İşte burası. Az önce içeriye girdik ve yetkililerle görüşmek istedik. Buradaki yöneticiler devletin atadığı memurlar. Biz konuşamayız dediler. İddialar var. Niçin bu halde bu ürün, niçin kara listeye girdi? Soracağımız çok soru var. Hatta Suriye'den getirtilen zeytinyağın karıştırıldığı dahi iddia edildi. Doğru mu, değil mi? Bu sorulara cevap alamadık. Yukarıdan, en yukarıdan izin almamızı önerdik. Taklit ve tahşiş maddeleri, natürel sızma zeytinyağı aldatmacasıyla piyasaya sürenler satışlarını çoğunlukla internet üzerinden yapıyor. Pek çoğu siparişlerini mesajlaşma yoluyla alıyor. Birkaç denemeden sonra telefon aramamıza cevap veren bir sahte ürün satıcısına ulaştık ve bakın neler duyduk. Sosyal medya üzerinden satış yapanları birer birer arıyoruz. Bakalım karşımıza kim çıkacak ve neyle karşılaşacağız? Bu Ayvalık Zeytinyağları adını taşıyan bir Instagram sayfası. Alo. Alo, merhaba, iyi işler. Sağ olun, teşekkürler. Zeytinyağı siparişi için aramıştım. Evet, siparişleri WhatsApp'tan alıyoruz. WhatsApp'tan bize isim, soyisim, adres, bilgilerinizi göndermeniz gerekiyor. Tamam, ama önce fiyat öğrenmek istiyorum ben. 5 litresi 699 lira. Tamam. Nerede üretiliyor zeytinyağlarınız? Bu Ayvalık zeytinyağı. Biz fason sıkımı gerçekleştiriyoruz. Ne sıkımı? Fason sıkımı, yani zeytinler toplanır, gidilir bir fabrikada sıkılır, paketlenir. Daha sonra depoya çekilir, depodan da yurt kargo ile gönderiyoruz. Peki sayfanızda yazıyor mu kalitesi, nitelikleri? Tabii sıfır ücretsiz olarak vesaire sayfada tamamı yazmakta, reklam metninin altında da zaten. Nerede üretildiği yazmıyor ama. Tamam, o da isterseniz seninki görüntüsünü atarız. Satış temsilcisi mesaj olarak göndereceğini söylediği kanıtları iletmedi. Nitekim Arena, bu kayıttaki açıklamaların gerçeği yansıtmasının mümkün olmadığını da uzmanlara teyit ettirdi. İnsan sağlığını haksız kar hırsına kurban etmekten çekinmeyen sahtekarlar, satışları için sadece sosyal medyayı değil, ünlü e-ticaret platformlarını da kullanıyorlar. Sıra geldi bütün soru işaretlerini gidermeye. Şimdi güvenli limandayız. Hem en çok taklit edilen marka değeri olduğu için hem de gerçekliğe ulaşma adına aradığımız sorulara yanıt bulmak için zeytin ve zeytinyağının başkenti Ayvalık'tayız. Bu meseleyi anlamak için alanında dünyanın en güvenilir kurumları arasında yer alan Ayvalık Ticaret Odası'na gittik. Oda bünyesinde Avrupa Birliği ve Türk Akreditasyon Kurumu'ndan sertifikalı laboratuvar bulunuyor. Ürünün Ayvalık coğrafi işareti taşıyıp taşımadığını, Ayvalık zeytinden üretilip üretilmediğini duysal olarak analiz yapan laboratuvarımız. Hem kimyasal hem duyusal mı? Biz burada asit, peroksit ve özgül absorbans değerlerine bakıyoruz. Bu değerler sonucu kimyasal analizinde natürel sızma kalitesinde çıkan zeytinyağı için diyoruz ki evet, biz duyusal analize geçebiliriz. Uzman tanımcılarımızı da çağırabiliriz. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar da yurttaşların nelere dikkat etmesi gerektiğine eklemeler yaptı. Tüketicimiz öncelikle coğrafi işaretli ürünleri almayı tercih edecek. İkincisi markasız ürünleri almayacak. Üçüncüsü tadarak alacaklar. Biz coğrafi işaret almış olan firmalarımızı web sayfamızda ve sosyal medya sayfalarımızda paylaşıyoruz. Peki sahtekarlar içerikte nasıl yöntemler kullanıyor? Pek çok hileye başvuruyorlar. Bunların en başlıcaları
bitkisel rafine yağlar karıştırılması. Ayçiçek yağı olabiliyor, aspir olabiliyor, kolza olabiliyor. Trans yağlar karıştırıyorlar. İnsanların sağlığında tehlikeye atıyorlar. Trans yağ içeriyorsa özellikle tabii ki kalp damar sağlığımıza, işte immün sistemimize, diyabet hastalıklarına yol açıcı şeyler bunlar trans yağlar. Zeytinyağı aroması katıyorlar, renklendirici katıyorlar ve daha sonra laboratuvarda yağ bu hale geliyor. Çin'den tonlarca zeytinyağı aroması getirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kötü. Niçin? Yani zeytinyağı olmayan bir ürüne zeytinyağı aroması veriyorsunuz ve halka bunu arz ediyorsunuz. Yani sahteciliğin daha da ötesi. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Oda Başkanı'na Ayvalık adını kullanarak satış yapanları sorduğumuzda ise bir dokunduk, bin ah işittik. Bunların inanın markaları sahte, adresleri sahte, gittiğiniz adreslerde bunları bulamazsınız. İnanın etiketleri bile sahte. Ali Uçar, merdiven altı üretimlerinin tespit ettiklerinde Ticaret Bakanlığı, odalar ve ilgili kurumlara başvuru yaptıklarını, savcılığa da şikayette bulunduklarını söyledi. Biz suç duyurusunda bulunuyoruz. Ama muhatabımız yok. Bunları artık... Yani savcılık da mı bulamıyor bunları? Evet, savcılık da bulamıyor. Yani bizim şu anda yaklaşık 34'e yakın suç duyurumuz var. Uçar, restoran ve market gibi gıda zincirinin bütün halkalarına bildirim yaptıklarını, özellikle de sahte ürün satışına köprü vazifesi gören e-ticaret şirketlerine başvurularda bulunduklarını, fakat birçoğundan olumlu yanıt alamadıklarını ifade etti. Şaşırdığımız nokta zaten bizim burası. Yani bu platformların çok ciddi derecede ciroları var, marka değerleri var ve bunların çok profesyonel yöneticileri var. Şimdi taklit tahsis sitesinde çıkmış olan bir marka hala sizin rafınıza niye durur? Ben bunu anlamış değilim.